Selamlar. Smart'a <laughs> bir arkadaş e, bakacağız demişiz. Eksi es geçmişiz, unutmuşuz bir şekilde. Bir de ben 3-4 gündür video yapmıyordum. Diğer arkadaş tek başına kaldı. O da hangi birine yetişecek? Çünkü bizim kendi de kendi özelimizde takip ettiklerimiz var. E, farklı ilgilendiğimiz şeyler var. Kendimiz için yaptığımız analizler var filan. E, bugün de ben bir el atayım dedim. Şimdi Smart'a ben daha önce bakmışım. Tablo hazır çıktı. Bir paralel düşüş kanalının içinde hareket ediyormuş. Dar bir kanal gördüğüm kadarıyla. Şurada da düşüş trendine gireceğinin sinyalini vermiş, işaretlemişim. Daha önceki videoyu hatırlamıyorum. Böyle bir tablo varmış önümüzde. Ee, sanırım o zaman ben Haziran ayı içinde filan bakmışım herhalde buna. E O günden bugüne bir şey değişmemiş arkadaşlar. Ee, hala bir kararsızlık iki adım yukarı, üç adım aşağı ve bir daralmaya doğru giden bir tablo var önümüzde. E, 8.46 önemli bir e, destek seviyesi halinde. 8 lira 46 kuruş. Altında 7 lira 44 kuruş yine e, önemli bir destek seviyesi. Tabi biz bu tablonun yani bu düşüş trendinin sonlandı e, dememiz için bir üstteki dirençte gezmesi lazım. O da 9.48. 9.48 ve üzeri de bir fiyat oluşmadan ee, bu yatay tablo veya bu düşüş trendi sona erdi diyemeyiz. Esasında teknik olarak e, düşüş trendinin tamamen sonlandığından bahsetmek için de 10 lira 75 kuruşluk direncin aşılması lazım. Ama şu an için görünen e, yatay bir sıkışma mevcut. Yani hacimlere şurada çok hacimli bir satıcı profili yok. buradaki profil daha farklı ama buradaki alış hacimleri de yüksek, satış hacimleri de yüksek. Ama bu yine de bir daralma olmayacağı anlamına gelmiyor. Zaten baktığınız zaman hacim profilde yine aşağı doğru devam ediyor. Yani bir sıkışma olursa bir yöne doğru bir kayma bir kopma hareketi de gerçekleşebilir. Şurada da bir destek var. Bu da yine geçmişten gelen bir destek. 8.01 desteği var. Ara destek. Çalışmış da şurada. Bu ara destek. Çalışması da iyi. Burada çalışmış. Yani görünen tablo bu. Sıkışmaya doğru gidebilir. Ama mum tekniği olarak bakarsak da burada eee bir iş engulfing yani yutan ayı meydana gelmiş. Yutan ayının arkası düşüştür arkadaşlar. Eğer bu formasyon mum tekniğindeki bu formasyon gerçekleşirse buradan bir düşüş e, beklenir. Genelde de e, böyle olur. E, yani kritik takip etmekte fayda olan 8.01'in altında öncelikle 8.46'nın arkasından da 8.01'in altındaki kapanışlar 0.618 fi boy doğru götürebilirse Zaten bakıldığı zaman 20 günlüğün ve 50 günlüğün ortalamalarında altına inmiş vaziyette. Yani burada bir düşüş devamlılığındansa bir sıkışma sanki daha iyi olur gibi duruyor. Sıkışmadan çıkış belki düşüşten kurtulmaktan daha Zaman açısından daha zaman kazandırıcı olabilir. E, bu dikkatli olmak gereken bir hisse arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Ekleyecek hiçbir şeyim yok. Şöyle genelden profiline de bakalım hissenin. E, yani Evet 30 Nisan bir yana kayalım. 29 Nisan'dan hatta 29 yükse biz bir yana daha kayalım. Evet 30 Nisan'dan itibaren kırmızı mumlar gördüğünüz gibi ağırlıklı aşağı doğru bir seyir var. İşte bunun sonlanması için dediğim gibi 9.48'in üstünde kapanışlar lazım. Ekleyecek bir şeyim yok. Teşekkürler. İyi akşamlar.